Bugün açlık günü. Cebimde kağıt para varsa her şeyi alıp daha çok para harcamaya meyilli olur insan. Kocam her ay bize torbalar dolusu birlikler, yarımlıklar ve çeyreklikler verir. Hatta kuruş bile verir. Aklı başında hangi insan sırada bekleyip bir torba dolusu bozuk para saymak ister ki? Bunu anlamak gerçekten güç. Bizim ne banka kartımız ne de banknotumuz olur. Sadece bozuk paramız olur. Ben biraz benzin alayım olur mu? Evet. Benim adım Tony Clayton. Ben aşırı derecede takıntılı bir cimriyim. Bir kuruş bile tasarruf edebileceğim bir yer varsa beni orada bulursunuz. Karımın ismi Angela, kızımın ismi Sierra. Onlar bu halimi mantıksız buluyorlar. Ben de onlara kötü günler için biriktiriyorum diyorum. Onlar da bana o kötü gün ne zaman gelecek çünkü geldiği yok diyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba. 12 numaralı pompadan 20 dolarlık benzin aldım. Ve bu 1, 2, 3, 4. Karım çalışıyor. Ben evde oturuyorum. Birçok insan bana evin annesi diyor ama bence bir sorun yok. Kaç para vermiş oldum size? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bazıları yolda bozuk para görseler yanından geçip giderler. Sen onu yerden almazsan ben alırım. Orası kesin. Ben bir hafta içinde 3 veya 4 dolar bulabiliyorum yerde. 6, 7, 8, 9, 10. Bozuk para sıkıntısı çekiyoruz biliyor musunuz? Hepsini siz almışsınız. <laughs> ben çocukken fakirdim. Bunu aileme baktığımda anladım. Onların her kuruşu nasıl biriktirdiklerini biliyorum. Demek ki önemli bir şey bu. Ben de aileme bunu öğretmeye çalışıyorum. Şimdi kasaya gidip bir torba dolusu bozuk para sayacak. Adam da muhtemelen ona bakıp bu deli diyecek. Bozuk para bir caydırıcı görevi görür. İnsanın daha çok para harcama dürtüsünü kontrol eder. 20 dolar ve 1 sent. Ah. Ben ve Tony 8 yıldır beraberiz. Evlendiğimizde şahane bir düğün yaptık. Çok güzeldi. Tony düğün parasını bozukluklarla ödedi. Onda bu bozuk para saplantısının olduğunu biliyordum. Başta sevimli geldi ama bu cimriliği yıllar içinde biraz çizgiyi aştı. Dayanılmaz bir hal aldı. Bir sabah duştaydım. Su sıcaktı ve keyif veriyordu ama sonra soğudu. Ne oldu şimdi diye seslendim. Şoh beni kapattım. Çık artık dedi bana. Hemen çıkıyorsun yeter diye bağırdı. Buna inanabiliyor musunuz? Şimdi 8 yıllık evliliğimizin ardından durum o kadar kötüleşti ki kendi kendime artık bir şey yapmak lazım demeye başladım. Kesinlikle. Bazı insanlar hakkında çok cimri, sürdüğü arabaya bak diyorlar. Ama ben düzgün bir araba alacak seviyeye gelmek için yaklaşık 4 sene para biriktirdim. Arabamın deposunu doldururken, pompanın basma yerinin arasına bir torba dolusu bozuk para sıkıştırırım. Böylece benzin akarken daha yavaş gelir ve bu da daha fazla benzin, daha az buhar demek olur. Yani bir depoda kabaca 1 dolarla 1,5 dolar arası tasarruf ederim. Olamaz bugün araba yıkama günü Olamaz Madem benzinci deyiz Bir taşla iki kuş vuralım Benzincinin hemen arkasında bir oto yıkamacının olduğunu biliyorum Ama oto yıkama para demektir Pompanın önünde su var zaten Kırçayı daldır Hiçbir şeye para verme Merhaba, şunu fişe takabilir miyim? Süpürge açmam lazım. Teşekkür ederim. Arabayı süpürmek için makineye sadece... ...bir buçuk dolar atmak yeterli. Bebeğim ne kadar sürecek? İşe gitmem gerekiyor. Bir saniye. Yeni arabayı artık alman lazım. Sadece bir arabamız var ve o da Tony'nin arabası. Ben otobüs şoförüyüm. Dokuz yıldır direksiyon başındayım ama hala bir arabam yok. Tony'ye araba istediğimi söylemek canımı sıkıyor. Ama zaten beni dinlemiyor ve mecburen kendimi tekrar ediyorum. Sonra bana dediği ilk şey ekstra masraf oluyor. Buna artık dayanamıyorum. Çok saçma. Bana araba lazım çünkü işe gitmeliyim ve iş çıkışı Tony'nin beni almasını beklememeliyim. Hadi acele et artık çabuk işe gitmeliyim Daha Sierra'ya öğle yemeği tamam, yedireceğiz Acele et hadi Anladım Angela'nın tek yaptığı şey bir araba daha istemek O konuda hiç acele etmek istemiyorum En fazla sayıda araba hakkında en fazla bilgiye sahip olmak istiyorum Angela'ya en iyi arabayı en iyi fiyata aldığımdan emin olmalıyım Yemeğe gidelim mi artık?